Şimdi bu sayfenin alt kısmındaki kutucukları okuyoruz. Dikkat edeceğiniz üzere burada karşımıza şeddeli ra harfleri çıkıyor. Şeddeli ra harflerinin inceliğini ve kalınlığını tespitte makabrine itibar etmiyoruz. Makabri ne olursa olsun. Şeddenin hareketine itibar ediyoruz. İki tane ra olarak açacak olursak müdvamun fih olan ikinci harekeli ra'nın harekesi ne ise ona itibar edip ona göre ince, ona göre kalın okuyoruz. Şayet vakf etmiyorsak ama vakf halinde malumunuz sükun üzerine vakf edilir. Şeddeli bir ra harfinde vakf ettiğimizde her iki ra da sakin olur. Onun makabine bakarız. Maakablinde fetha ve dammeli bir harf varsa kalın olarak vakfederiz. Şayet kesreli bir harf var ise ince olarak vakfederiz. Ama vasledilerek okunuyorsa kesinlikle maakabline itibar edilmez. Şeddenin harekesine itibar edilir. Ona göre ince veya ona göre kalın okur geçeriz. Şimdi kutucukları okumaya başlıyorum. Rabb ربك الرجعا ربك الرجعا ربك Doğrusu bu. Rabbi ker ru diye önce bir ince geçiş yapıyor sonra kalınlığa çıkıyor. Bu şekilde okumak hatalı her iki rağda kalın okunması gerekiyor. Bağlantıda kalın, ru derken şeddenin hareketini verirken de kalın. Bir daha okuyorum. Rabbinke rucu'a yu'cibu zurra'a yu'cibu zurra'a Doğrusu bu. Zurra diye ra'nın kalınlığı z'ye sirayet etmeyecek. Bulaşıp da onu kalın hale getirmeyecek. Zur değil. Bu zu. Z harfi, şeddeli z harfi ince okunması gerekiyor. Bu zu. Zür diye ince bağlantı da yapılmayacak. Dediğimiz gibi şeddeli olan bir ra'dır bu. Şeddenin harekesi burada fethadır. Kalın okunacak. Zayden ra'ya bağlantı da kalın olacak. Her ikisi de kalın okunacak. Zurra, zurra şeklinde. Yoksa zur da yanlış, zür de yanlış. Zu ince, ra'ya bağlantı kalın. Zurra. Zurra. Doğrusunu bir daha okuyorum. Yü'cibu zurra'a ve ma teferraka. Hatalı. Hata ne? Fer diye ince bağladım. Fe'nin inceliği ra'ya bulaştı. Onu da ince hale getirdi. Halbuki birinci ra'da kalın okunması gerekiyordu ve ma o da hatalı. Yine aynı şekilde ra'nın kalınlığı fe'ye bulaştı. Fe ince ra kalın. Ferra ferra ve bağlantı mutlaka kalın olması gerekiyor. Fer diye ince geçip sonra kalına çıkmak yok. Ferra ferra şeklinde. Doğrusunu bir daha okuyorum. وما تفرق وما تفرق آمن الرسول آمن الرسول آمن الرسول, آمن الرسول Gördüğünüz gibi burada şeddeli ra harfi kalın okundu. Bağlantıda kalın yapıldı. Yoksa emenerra <laughs> nerra önce bir ince geçiş yapıyor ner diye sonra kalına çıkıyor ra diyor. Bu hatalı bir okuyuş. Bağlantıda kalın olması gerekiyor. Emenerrasulü <laughs> Limus teqorri, limus teqorri şeklindeki bir okuyuş, hatalı bir okuyuş. Neden? Çünkü qaf'ın kalınlığı raya bulaştı. Halbuki bu şeddeli ra idi. Şeddeli ranın incelik ve kalınlığını tespitten makabrine bakmıyoruz. Makabilinde ister ince harf olsun ister kalın harf olsun. İster fethalı, ister kesreli ister dammeli olsun hiç fark etmez. Şeddenin hareketine bakarız. Şeddenin harekesi kesreli ise ince okunur, bağlantı da ince yapılır. Mustekari qari qari şeklinde. Qari önce bir kalın bağla, sonra da ri diye incelt bu yok. Hatalı bir yok. Ok doğrusunu bir daha okuyorum. Li mustaqirillaha zurriyetuhum zurriyetuhum doğrusu bu. Yoksa zurri zurri diye kalın bağlantı hatalı. Önce bir kalın bağlıyor, sonra ridi diye ince atıyor. Bu yanlış. Her halükarda ra harfi şeddeli kesreli olduğu için şeddenin harekesi olan kesreye itibar edip ince okuyoruz. Bağlantıyı da ince yapıyoruz. Yoksa makabilindeki zel harfi dammeli diye kalın bir bağlantı yapmıyoruz. Bir daha okuyorum. Zurriyetuhum <laughs> <laughs> doğrusu bu. Yoksa zurriyetuhum <laughs> hatalı bir okuyuş. Doğrusu neymiş? Zurriyetuhum <laughs> Allahye ben şu turriz o Allah Allahye ben şu turriz o Allah Allahye ben şu bu yoksa y ben durri şeklinde kalın bir bağlantı hatalı. Yebensü durri durri ince bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü şeddenin harekesi kesre. Makablindeki do harfi dammeli diye kalın bir bağlantı yapmak kalkarsanız hatalı okuyuş yapmış olursunuz. Bir daha okuyorum. الله يبسط الرزق معرة بغير علم معرة بغير علم Mağrâtum bi gayri ilm Doğrusu bu. Burada tersine bir etkilenme oluyor. Mağra diye aynı kanılaşma ihtimali var. Aynı kanılaştırmıyoruz. Mağra, arra şeklinde aynı ince. Rahi kalın okumak suretiyle kürşümüzü yapıyoruz. Bir daha okuyorum. Ma'rature <mâ> bi gayri ilm ve harri zulmü'n <müminine> dersen hatalı okumuş olursun. Hata nerede? Ha halı diye ra'ya kalın geçti. Halbuki ne demiştik? Şeddeli ra harfinin incelik ve kalınlığını tespitten makabrine itibar etmiyoruz. Şeddenin harekesine itibar ediyoruz demiştik. Şeddenin harekesi burada kesre. kesre'de ra ince okunur. bağlantıda ince yapılır. Doğrusu ve harri zulmü وحرض المؤمنين وحرض المؤمنين في خلق الرحمن في خلق الرحمن الرحمن في خلق doğrusu bu yoksa fi halqurra qurra şeklinde kaf harfinin tamamen bir ı sesiyle okumak hatalı qı qı İ sesi verir. Her halükarda hem ince harflere hem kalın harflere kesre iyi sesi verir. Ama buradaki kalınlık istiladan kaynaklanıyor. Gı, gı şeklinde i ile nihayet bulan bir ses vermek icap ediyor. Gıyırra. Burada i sesi nihayet bulduğu için kaf harfini kesreli seslendirmesinde i sesiyle nihayet bulduğu için Ra'ya bağlantı da ince bir bağlantıya dönüşebiliyor. Dikkat edelim. Qir diye ince bağlantı yapmayalım. Qirra değil. Qir kır, Qirra kır, şeklinde kalın bir bağlantı yapmak gerekiyor. Bir daha okuyorum doğrusunu. Fi hanqirrah وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ Çok bu şekilde okuyuşa şahit oluyoruz. Hatalı bir okuyuş. Nerede hatamız? Şeddeli ra'da. Şerri oldu. Önce bir kalın bağladık. Sonra ri diye incelmeye kalktık. İnceye geçtik. Halbuki bağlantımızın da ince olması gerekiyor. Ne demiştik? Ma kabrine itibar etmiyoruz. Şeddeli ra harflerinin incelik ve kalınlığını tespitte şeddenin harekesine itibar ediyoruz demiştik. Burada şeddenin harekesi kesre, öyleyse ince okuyacağız, bağlantıyı da ince yapacağız. Bir daha okuyalım. min şerrin النَّفَّاسَاتِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ, يوم يفر المرء, يوم يفر المرء Doğrusu bu. Yoksa ye fir diye ra'ya ince bir bağlantı yapmayacağız. Ra'nın makabli bir önceki harf olan fe kesreli diye. Hatalı olur. Ya nasıl yapacağız? Şeddenin harekesine bakacağız. Ya o da damme. E damme konumunda ra kalın okunurdu. Kalın okuyacağız. Kalın okuyacağız ama bağlantıyı da kalın yapacağız. Fir ru değil, fir, fir, birinci rağda ikinci rağa kadar kalın olacak. Firru, firru, yine mer'ü değil, bu önceki bir konu. Demiştik, döke döke gelmiyoruz, topluya topluya geliyoruz. Cezimle okumada dikkat edilecek hususlardan bir tanesiydi. Yine burada ra konumu itibariyle kalın okunması gerekiyor. Çünkü ra sakin, makabrindeki mim harfi fethalı. Öyleyse mer olmaz. Mer olacak. Yine buradaki da kalın okunması gerekiyor. Bunlara dikkat ederek bir daha okuyorum. Yevme yefirru'l mer'u Lem yehirru' aleyha LEM يخروا عليها لم يخروا alayha. Doğrusu bu. Yoksa makabindeki ha kesreli diye yahirru diye ince bir bağlantı yapmayacağız. Yahirru şeklinde kalın bir bağlantı yapacağız ve şeddenin harekesi de damme olduğu için ikinci ra'yı da kalın okuyacağız. Bir daha okuyorum. Lem yahirru aleyha ve la yagurrannakum ve la yagurrannakum ve la bu şekilde doğru okuyacağız. Burada muhtemel hata incelik ve kanunlukta değil, şeddeli nun harfini fazla tutmamak suretiyle yapılan bir hata olabilir ancak diğerinde belki istesek de hatalı okuyamayız. Ra'nın makabili bir kere kalın bir harf var. E o kalın harfin harekesi de dammeli zaten. Çok böyle özellikle ince okuma çalışmalısın ki buradaki şeddeli ra harfini yanlış okuyabilesin. Ona da gerek yok. Kalın okunmak varken ince okuma yanlış yapma gerek yok. Bir daha okuyorum. ''Ve lâ kum errâkîûn, errâkîûn, şeklinde kalın okumak doğrusu. Yoksa ''errâ'' diye hemze ince bir har, onu da Ra'ya ince bağlayayım diye bir kural yok. Şedde'de ra harfinin incelik ve kalınlığını tespitte makabine itibar etmiyoruz. Şeddenin harekesine itibar ediyoruz demiştik. Er-ra diye okuyuş hatalı. Er-er bağlantıyı da kalın yapmamız gerekiyor. Yani hemzenin inceliği birinci ra'ya sirayet etmemesi gerekiyor er, erra şeklinde. Doğrusunu bir daha okuyoruz. er râkiûne ya. hür Hatalı bir okuyuş oldu. Hatamız nerede? Hür diye ince bağladım. Hata orada. Sonra kalına çıktım. hür değil. H harfi ince diye ra'ya ince bağlama diye bir kural yok. Şeddeli ra'da kuralımız makabrine hiç bakmıyoruz. Şeddenin harekesine bakıyoruz. Dammeli ve fethalı ise kalın okuyoruz. Bağlantıyı da kalın yapıyoruz. Makabri ne olursa olsun. Şayet şeddenin harekesi kesre ise ince okuyoruz. Bağlantıyı da makabri ne olursa olsun ince yapıyoruz bir daha okuyorum. Rusulehir ya Rusulehir ya Rasulehir ya Doğrusu bu. Bilbirri Bilbirri hatalı. Neden? E şimdi hiçbir gerekçe yok rayı kalın okuma. ne baksan makabri kesreli. Şeddenin harekesine baksan o da kesreli. E ne zorumuz var onu kalın okuyoruz. Ama şahit oluyoruz buna rağmen böyle hatalı okuyuşa. Doğrusu ince okumak. Bil bir -zi, bil bir -zi, bil bir -zi. Bu şekilde ince okuyoruz. Yüma terjuf ra jifə, yüma terjuf ra jifə, yüma Doğrusu bu. Her iki râyi de kalın okuduk tercu derken ra sakin ma kabli fetha kalın okuduk. Cezimle okumada dikkat edilecek hususlardan bir maddeydi. Thurra derken yine f harfini ra harfine kalın olarak bağladık. Birinci ra'yı yani kalın okuduk. Doğrusu bu. Çünkü şeddenin, şeddeli ra harfinin harekesi fetha. E da ra kalın okunur. bağlantımızda kalın olacak. Fırı fırı ve dudakları geriye topluyoruz çünkü dammeden fethaya bir geçiş var. Bir daha okuyorum. Yüme tercüf li liyqaribuna ne oldu? Hatalı bir okuyuş oldu. Neden? Şeddedü ra harfinin ma kablinde kaf harfi var dedik. E kalın bir harf. Hem de fethalı. Ondan sonra aldandık. Ra'ya, sakin olan ra'ya kalın bir bağlantı yaptık. Sonra incelttik. Böyle yok. Şeddenin harekesine bakıyoruz. Kesrelidir burada. Kesreli konumunda ra ince okunur. Hem Şeddedi ra'yı ince okuyoruz. Hem de bağlantısını da ince yapıyoruz. Garri değil. Garri. Garri. Yapamıyorsak çalışma metodumuz vardı. Tekrar hatırlatalım bu vesileyle. Üç kere ince bir harfi bağlayalım. Erri. 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 İnce ra'yı bulduktan sonra kaybetmeden. Garri üç kere erzi 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 qarzi inceliği kaybetmeden ona halel vermeden bir de kalın harfimizi ekleyip doğru okuma muvaffak oluyoruz. Bir kere daha okuyorum. Li buna. ya ya Erhamel Rahimim Ya Her iki rayı da kalın okuyoruz gördüğünüz gibi. Birincisinde cezimli okumada dikkat edilecek hususlardan bir maddeydi. Ra sakin ma kabli fetha olduğu için kalın okuduk. İkincisinde de şeddeli ra harfimiz var. Şeddeli ra harfinin incelik ve kalınlığını tespitte ma değil şeddenin harekesine itibar edeceğiz demiştik. Ona itibar ederek yine buradaki şeddeli ra'yı da kalın okuduk. Bir kere daha okuyorum. Ya, ya Erhamer يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ Doğrusu bu. Yoksa mim harfi ince diye, mür diye, ra'ya ince bir bağlantı yapmak hatalı mür değil mür mürru mürru neden bu hatalar oluyor şeddeli harf talimini noksan bıraktığımızdan dolayı acele ile geçtiğimizden dolayı halbuki meleke haline kadar gerekli talimi şeddeli ra'nın taliminde yapmış olsaydık burada bu hataya düşme ihtimalimiz sıfıra veya en asgariye düşmüş olurdu. Bir daha doğrusunu okuyorum. Yevme yekumur ruhu